ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru gidiyoruz. Meltem Dikici AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Ali Özkaya'yı ziyaret ediyor. Kent hakkında düşüncelerini almadan evvel haftanın zirve konuğu Milletvekili Sayın Ali Özkaya'yı sizlerle tanıştıralım. Ali Özkaya 20 Nisan 1970 yılında Dinar'ın Çayüstü köyünde doğdu. Avukat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara Özel Ferda Koleji Kurucu Genel Müdürlüğü, Hukukçular Birliği Vakfı Kurulu Başkan Yardımcılığı, HUDER Genel Başkan Yardımcılığı ve Ankara Şubesi Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı'yla AK Parti Genel Merkez Hukuk Müşaviri, Genel Başkan ve Başbakan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığı görevlerini üstlendi. 25. 26. dönem Afyon Karahisar Milletvekili olarak Adalet Komisyonu üyeliğini ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmüştür. 27. dönemde tekrar Afyon Karahisar Milletvekili seçildi. Orta düzeyde Fransızca ve Arapça bilen Özkaya, evli ve 3 çocuk babasıdır. Şimdi sözü Meltem Dikici'ye bırakıyor, Milletvekili Ali Özkaya ile yaptığı özel röportaja gidiyoruz. Sevgili seyirciler, Meltem'le Zirvedekiler farkı ile her hafta bir kentte izledik ama şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sesleniyoruz. Evet, yanımızda da Afyon Karahisar AK Parti Milletvekili Sayın Avukat Ali Özkaya var. Biz şimdi vekilimizle de bir röportaj yapıp ondan sonra bölgeye gideceğiz. Bölgede güzellikleri, gelişen vizyonları tabii sizlere yansıtmaya çalışacağız marka değerleriyle birlikte ama Sayın Vekilim'den biraz Afyon Karahisar'la ilgili biraz bilgi almak istedik. Bir marka değerleriyle bu güzel kent hakkında neler söyleyecekler? Sizin fikriniz bizim için önemli. Evet efendim, buyurun. Afyon Karahisar tarih boyunca önemli devletlere, önemli uygarlıklara merkezlik yapmış çok ciddi bir medeniyet şehridir. Ülkemiz açısından da Cumhuriyetimizin kurulduğu topraklardır. Afyonkarahisar tarımın, hayvancılığın, mermerin, lezzetin, turizmin şehridir ve son dönemde UNESCO tarafından da gastronomi alanında tescillenmiş Türkiye'deki üçüncü şehirdir. Ekmek kadayıfı, kaymağımız, lokumumuz, haşhaşımız, çullama köftemiz, Afyon'un kebapları fevkalade güzel, lezzetli yemekleri var. Afyonkarahisar AK Parti döneminde turizm alanında çok ciddi manada yatırımlar almıştır. Bugün itibariyle 11 tane 5 yıldızlı otel faal olarak çalışmaktadır ve son dönemde de %100 doluluk kapasitesine ulaşmış ciddi manada bir turizm şehri haline gelmiştir. Bilhassa gıda sektöründe et ve et ürünlerinin işlemesinde, sucuk konusunda Türkiye'de ve dünyada artık bir marka haline gelmiştir. Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli sucuk fabrikaları, firmaları, sucuk üreten firmalarımız Afyonkarahisar'dadır ve çok ayrı ve güzel bir lezzet ortaya sunmaktadır. Afyonkarahisar sağlık açısından da önemli bir merkez haline gelmeye başlamıştır. İkinci üniversitemiz Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden sonra şimdi Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmuş ve sağlık açısından termal, fizik tedavi açısından da çok önemli bir üs haline gelmiştir. Yine kanser ve hematoloji, onkoloji hastanemizde de bölgedeki kanser tedavisinde, teşhis ve tedavisinde çok önemli bir merkez haline gelmiştir. Bugün fizik tedavi hastanemiz, üniversitemizin bazen bir yıla kadar randevu vermek zorunda kalmaktadır. Çünkü çok ciddi şekilde şifa kaynağı olduğu için Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya tedaviye gelmektedir. Yeni dönemde kurmak istediğimiz en önemli sağlık yatırımlarımızdan birisi de termal şehir projemizdir. Afyonkarahisar'ın termalini büyük bir sağlık şehri konseptini haline getirmek ve orada fizik tedaviyi, rehabilitasyonu ve terapiyi, fitoterapiyi geliştirmek, hem geleneksel tıbbı hem modern tıbbı beraber bir arada 5 yıldızlı otel konforunda sunarak dünyanın her yerinden sağlık turizminin de merkezi haline getirmek istiyoruz. Yine Afyonkarahisar hızlı tren çalışması devam etmektedir. İnşallah 2022 yılında hızlı treni de Ankara, Afyonkarahisar, İzmir hattına yönelik bu hat açıldığında Ankara
İstanbul üzerinden Konya, Afyon ve İzmir, bu şehirler de birbirine bağlanacak ve Afyonkarahisar'daki turizm yatırımlarımız da ciddi manada artacaktır. Hem Türkiye'deki bütün şehirlerden hem yurt dışından Afyonkarahisar'a tarihi, turizmi, sağlığı, gezmek, lezzeti gezmek, görmek için bekliyoruz.